Eski Metris kapalı cezaevine bir çocuk girdi. Ki eski Metris'in nasıl bir cehennem olduğunu zamanı geldiğinde ben size anlatacağım. Çocuk 20'li yaşlarda dayağını yedi, işkencesini gördü. Dizlerinin üstüne bir köşeye oturtuldu. Birkaç gün sonra yanına uğradım. Parantez açıp şunu söyleyeyim mi? Kendi kendime bir misyon üstlendim. İlk girdiğimiz zamanlarda biz çok sıkıntılar çekmiştik. Başkaları da benim yaşadıklarımı yaşamasın diye bir misyon üstlendim. Yeni gelenlere bakıyorum, şöyle bir ayırıyorum. Kaşar mı, beyaz peynir mi? Kaşarlarla işim olmaz. Beyaz peynirse gidiyorum yanına, ilgileniyorum. Bu çocuğun yanına da gittim. Kardeşim geçmiş olsun. Sağ ol abi dedi ama çocuk çok kötü durumda ya. Zor durumda yani. Panik halinde, korkutulmuş, sindirilmiş. Bir de cinayet zanlısı. İhtiyaçlarını karşıladım. Anlat bakayım dedim olayını. Anlattı. Dedim. Paşam sen bir aya kalmaz gidersin. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Ne bir ay ya? Cinayetle suçlanıyorum. Oğlum cinayetle suçlanıyorsun da senin suçun yok ki. Bir yanlış anlama var. Neyse anlattım, sakinleştirdim falan filan. Hakikaten gider ama. Az çok durumu öğrenmişiz oralarda. Eskimişiz biz. Çocuk sakinleşti kısmen. Ama yanımdan artık ayrılmıyor ve başka hiçbir şey konuşmuyor. Abi bugün gidebilir miyim? Abi yarın gidebilir miyim? Abi saat 5'ten 6'dan sonra tahliyem gelir mi? Kafamı sikiyor yani. Ama rahatsız değilim. Sevdim çocuğu. Onunla ilgileniyorum. Günler böyle geçiyor. Çocuk yatma haricinde benim yanımdan hiç ayrılmıyor ve sadece tahliye konuşuyor. Gelişinin ikinci haftası abiler bunun avluya çıkmasına izin verdiler, havalandırmaya. Öyle elde kondu sallayarak çıkamazsın. Gün yüzü göremezsin orada. Abiler ne zaman isterse o zaman çıkarsın. Abiler deyince eski Metris'te, ya anlayın ki Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ha, o kadar forslu adamlar. Çocuk avluya çıktı ilk defa. İki tane abi oturmuş muhabbet ediyor bir köşede. Bir tane abi de volta atıyor. Hani dün dedik ya volta kesmeyin. Ona ilişkin bu hikayeyi anlatıyorum. Oturan abilerden bir tanesi dedi ki, hey Kofil, bize iki çay kap gel. Çocuk fırladı hemen. Anlamış bir şeyleri iki haftada. İki tane çay götürdü. Abilere verdi. Buraya kadar her şey tamam. Ama o volta atan abi vardı ya. Durdu. Elindeki voltu tespihi parçaladı, yere çarptı. Bir kükredi. Kim lan dedi bunun koğuş mesulü. Koğuş mesulü de abinin bir altı. Bizim koğuş mesulünde bet beni zattı. Gitti karşısına el pençe. Emret abim. Sen misin lan dedi bunun koğuş sorumlusu. Benim abim. Lan dedi siz yeni gelenlere dedi böyle mi yetiştiriyorsunuz? Böyle mi yordam gösteriyorsunuz? Bu lavuk dedi benim voltamı kesti. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Abi altındakini bütün alt tabakanın önünde rezil kepaze ediyor. Ruh halini düşünün yani. Tir 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 dedi abi bağışla dedi. Eksik yapmışız. Hatamızı düzeltiriz dedi. Çocuğu koğuşa çekti. Kendi yardımcılarıyla birlikte kafasını gözünü parçaladı. Kan revan içinde bıraktı. Hırsını alamıyor. Nasıl dövüyor? Nasıl dövüyor? Anlatamam. Revire çıkmak da yok. Anlatacağım bunları, anlatacağım. Oraya neden girmemeniz gerektiğini size diyeceğim. Neyse çocuk sargılar içinde yattı. Her tarafı kan. Ortalık sakinleşince yanına gittim. Saçlarını okşadım. Elini tuttum. Abim dedim işte burası böyle bir şey. Keşke düşmeseydin. Ama dedim neyse ki. Aha bugün, aha yarın gidiyorsun. Gözlerim acıyla baktı. Abi dedi gitmeyeyim ya. Vallahi dedi gitmeyeyim ben. Tahliyem falan gelmesin. Annem beni bu halde görmelere dayanamaz.